Riyadan kaçınmak Riyakarlık, nefsin insanları teşvik ettiği Kur'an dışı ahlak özelliklerindendir. Kur'an ahlakı ise insanın nefsindeki bu zaaflardan kurtulmasını ve bunların yerine dürüstlüğü ve samimiyeti yerleştirmesini emreder. Çünkü kişinin içinde sakladığıyla dışarıya yansıttığı tavrın farkında olmasını ve inandığı gibi hareket etmeyerek iki yüzlü bir tavır sergilemesini ifade eden riya, ihlası ortadan kaldıran bir ahlak anlayışıdır. Bir insanın böyle bir samimiyetsizlik içerisine girip içinde ve dışında iki ayrı karakter yaşayabilmesi imanı tam olarak kavrayamadığını, Allah'a gerektiği gibi takdir edemediğini gösterir. Allah her yeri sarıp kuşatan, gizlinin gizlisini bilen, insanların akıllarından geçirdikleri düşünceleri duyan ve her an her yerde onlara şahit olandır. Bir insanın içinden geçirdiklerini saklayıp olduğundan farklı görünmeye çalışması bu kişinin Allah'ın bu sıfatlarını unuttuğunun göstergesidir. Bu kişi tavırları ve konuşmalarıyla çevresindeki insanları her ne kadar memnun etse de Allah kalbindekini bilecektir. Allah'ın razı olmayacağı bir tavırda bulunmak ise ondan korkan bir insanın sakınması gereken bir durumdur. Belki böyle bir insanın gösterdiği riyakar tavır ile dünya hayatında insanların beğenisini toplayacak ama ahiretten yana hiçbir kazanç elde edemeyecektir unutulmamalıdır ki dünya hayatında elde edilen menfaatler ahiret hayatındakilerle kıyaslanmayacak kadar değersiz ve önemsizdir. Allah, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ahiretten cayıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine göre bu dünya hayatının yararı pek azdır. Ayeti ve insanlara bu durumu hatırlatmıştır. Riyakar bir ahlak içerisindeki kişinin tavırları samimiyetsiz ve yapmacıktır. Müminler ise Allah'ın dilemesiyle bu gibi özellikleri teşhis edebilirler. Özellikle de Allah'ın kendisinden bir ilimle desteklediği elçileri, iki yüzlü davranarak gerçek kimliğini gizleyen, çevresindekilere kendini olduğundan farklı tanıtan insanları yüz ifadelerinden ve konuşmalarından tanırlar. Ancak kimi zaman müminlerin arasında teşhis edilmeseler bile Allah bu kişilerin yapmacık ve samimiyetsiz karakterlerini bilmekte, söyledikleri her sözü duymakta, yaptıkları her hareketi görmektedir. Nitekim Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir. Sizin saklı tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilir. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Tegabün Suresi 4 Müminin kendisini çevresindeki insanlara sevdirebilmek için riyakar bir tavra ihtiyacı yoktur. Çünkü kişiyi diğer insanlara sevdirecek olan Allah'tır. Hayatının her anında ihlasla Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan bir mümini tüm inananlar doğal olarak kalben sevip desteklerler. Güzel ahlaklı, samimi, dürüst, ihlaslı ve içi dışı bir olan insanı sevmek müminlerin fıtratında vardır. Allah'ın rızası beraberinde kişiye müminlerin rızasını da kazandırır. Ama sadece insanların rızası için yapılan bir işte Allah'ın rızasından yana hiçbir kazanç sağlanamaz. İşte bu nedenledir ki insanın nefsinin bu yöndeki telkinlerine kulak asmaması ve ihlası kazanabilmek için samimiyetsiz olan her türlü düşünce ve tavırdan arınması gerekir.